Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Evet, 26. hafta sonunda evet lider Galatasaray avantajlı duruma geçti. Beşiktaş'ın maç yapmadı, Fenerbahçe'nin kaybettiği bu haftada. Galatasaray puan olarak daha önceden gol averaj olarak liderdi. Şu anda da puan olarak liderliğini sürdürdü. Bu hafta yine iyi oynayanların değil, genelde gol atanın kazandığı bir hafta oldu. Gol kısırlığı da yaşanıyor aslında. Kalecilerin daha çok gündemde olduğu bir hafta oldu aslında. Yani %72 ile ya da %70 ile top oynayanlar değil de ne bileyim 15 dakikalık bir şeyde kazanan takımların gündeminde geçti bu hafta. Medipol Başakşehir Trabzonspor açılış maçı vardı. Trabzonspor emin adımlarla şampiyonluğa doğru geliyor. Evet, herkes şimdi bu iş dalgaya gelmiyor. Dikkatli oynadığınız zaman da başarı da geliyor. Aslında Trabzon haddini bilerek oynuyor ve sonuçta da başarı ulaşıyor. Eskiden dolu dizgin gidiyordu. Bu da bunun başına bela oluyordu. Şu anda defans daha sağlam tutan. Evet, Kaan diye bir kaleci koydular, 18 yaşında lise öğrencisi. Gerçekten bir tane de top olsa kurtarış yaptıktan sonra başarılı demektir. Kimin oynadığı önemli değil. Demek ki takım için oynamak gerekiyormuş. Bunun da farkına varıldı herhalde. Evet, yani daha çok Medipol Başakşehir aslında yani yetenekleri çok fazla ama ne yazık ki geçen senenin şampiyonu düşme hattında yer alıyor. Hoca değişikliği de işe yaramadı. İlerleyen haftalarda ne olacak bilmiyorum ama durum kötü. Her geçen gün ligin en alt kesimine doğru gidiyor. Şu anda 18. sırada. Yani bu da çok kötü bir durum. Trabzonspor zaten geçen sene Başakşehir'le şampiyonluk yarışı yapmıştı. Bu sene de Abdullah Avcı geldikten sonra gerçekten bir büyük bir ivme yakaladı. Bir Galatasaray maçını kaybetti. Başka da maç kaybetmedi. Başarılı olarak gidiyor. Bakalım ilerleyen haftalarda ne olacak. Şu anda da zaten 4. sırada. Puan farkı da her geçen gün eriyor. Gerçi 6 puan var liderle fark ama ilerleyen haftalarda ne olur belli olmaz. 15 tane daha maç oynanacak. Onun için herkes kaybedebilir de kazanabilir de bunun için dikkat etmek gerekiyor. Hiçbir takımı küçümsememek gerekiyor. Evet, Kasımpaşa ne yapacağı belli olmayan takımlardan birisi. Bu haftada geçen hafta hani penaltısı verilmeyen işte puan kaybettiği maçta bu hafta işi şansa bırakmadı. Hatta mağlup durumdaydı. Mağlup durumdan galip duruma geçmeyi de başardı. Kasımpaşa Fatih Karagümrük İstanbul derbisiydi aslında. Semtlerin savaşında kazanan Kasımpaşa oldu. Fatih Karagümrük aslında çok iyi futbol oynayan takımlardan birisi ama demek ki işi dikkate almanız gerekiyor. Herhangi bir aksaklık olduğu zaman kaybediyorsunuz. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Aslında 90 dakikayı sonuna kadar mücadele ederek geçirmek gerekiyor. Hakem ne zaman bitiş düdüğünü çalarsa o zaman maçı bırakmak gerekiyor. Yoksa yapacağınız en ufak bir hata her şeyi mahvedebiliyor. Kasımpaşa da bu hafta Fuat Çapa yönetiminde gerçekten başarılı oldu. Evet, Yeni Malatya Spor, İttifak Holding Konya Spor. Çok ilginç bir maçtı. Burada da Malatya Spor 2-0 öne geçti. İlk yarı 2-0 önde kapattı. Aslında Malatya Spor farka da gidebilirdi ama durduğunuz zaman kaybediyorsunuz. Burada da bunu gördük. Aslında Malatya Spor niye durdu onu da mümkün değil, anlamak mümkün değil. Demek ki hiçbir zaman maç bitene ilk yarı kazandım diye durduğunuz zaman ikinci yarıda golleri yiyorsunuz. Zaten takımlar ne yaptı bellisiz. Bu da ayrı bir konu da. İttifak Holding Konya Spor İlhan Palut geldikten sonra zaten daha önceden de iyi futbol oynadı. Geçen sene de mesela düşmeye yakın haftalarda çok başarılı sonuçlar aldı. Hiç yenemeyeceği takımları yendi ve ligde kalmıştı. İttifak Holding Konya Spor'un kadrosu da iyi aslında. Ama İlhan Palut da yeniden bir ivme yakalamış görünüyor. Çünkü 2-0'dan 3-2'ye getirmek de gerçekten başarılı. Yani gerçi deplasmanda hani şey yok mesela seyirci yok falan ama seyirci olsa da olmasa da önemli olan iyi oynamaktır. Bunu da zaten başardı. Evet, İttifak Holding Konya Spor gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Bu haftanın önemli maçlarından biriydi bence. Yukatel Deniz Spor haftalar sonra o da kazanmayı başardı. Gençler Birliği'ni yendi. Ne yazık ki zaten en alt sırada Yukatel Deniz Spor vardı. Şimdi yer değiştirdiler. Gençler Birliği'ne en alta düştü. Yukatel Deniz Spor kazandı. Aslında daha fazla da gol atabilirdi.
Gençler Birliği'nde çok büyük çöküş var. Anlamak mümkün değil. İlhan Cavcav öldü, Gençler Birliği bitti mi diyelim. Yani her geçen gün kötüye gidiyor. Aslında Türkiye'deki bütün futbolcular Gençler Birliği'nden yetişir hemen hemen. Yani bütün takımlara da futbolcu yetiştirirdi. Ama şimdi mesela Trabzonspor'a verdiler, şeye verdiler. Yani takımı da dağıtıyorlar. Belki de ligden düşmeyi de göze aldılar mı acaba? Onu da bilemiyoruz ama yani gerçekten hani tabii şöyle senin kulüplerin para ihtiyacı var. Gelir. Yani yayıncı kuruluştan da gelmediği zaman nereden gelir elde edecek? Bir şekilde gelir elde etmesi lazım. Onu da düşünmek lazım. Bilmiyorum. Tabii kulübü yönetmek zor. Kolay değil. Hele ki bu dönemlerde. Zaten seyirci şeyi yok yani gençlerin o kadar ama en azından futbolcu satarak iyi para kazanıyordu. Borç falan olayı da yoktu İlhan Cavcav döneminde ama şimdi durum nedir bilmiyorum ama yani durum kötü. Başkent takımlar gerçekten kötü zaten. Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray lideri maç. Evet, Galatasaray 15 dakika futbol oynadı ve 3 atak yaptı, birinde golü buldu. Zaten şöyle söyleyeyim, iyi oynamak mı? Acaba şimdi Galatasaray, evet şampiyonluğa gidiyor diyoruz değil mi? Hani şampiyonluğa giden takımlar işte en iyi oynayan kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi Galatasaray bu futbolla şampiyonluğa gidebilir mi? Bence gidemez. Ama Aytemiz Alanya, şöyle söyleyeyim, ama kazandığınız zaman da şampiyonluğa gidersiniz. Önemli olan kazanmak. Aykut'un dediği gibi yani kazanmak için her yol mübah olay mı? Öyle düşünmek lazım. Aytemiz Alanyaspor 72 dakika tek kale oynadı. Ne yazık ki Muslera'ya geçse bile Donk olsun, işte Lündem olsun yani kaleye gol topun girmesini bir şekilde engellediler. Gerçekten mesela defansı da iyi yapmayı bilmek lazım ki zaten Fatih Terim'in lafıdır. Önce defans sonra ofans. Defansı yapmasanız ofansı yapamazsınız. Defansınız zaten iyi bir kaleci. Tabii ki futbol 11 kişiyle oynanıyor ama kalecinizin iyi olması çok önemli. Tabii kaleciyle beraber defans hattındaki. Şimdi şöyle söyleyeyim. 3-5-2, 4-4-2 yani 4-4 yani 3-1 falan gibi taktikler. Taktik falan kalmıyor aslında. Hangi taktikle oynadı bence bu maçta? Bence hiçbir taktik yoktu. Aytemiz Alanyaspor Galatasaray sahasına şey yıktı. Ne bileyim 11'e Galatasaray'ın sahasına geçti futbol ama kazanan Galatasaray oldu. Kaybeden de Aytemiz Alanyaspor oldu. Ligin en iyi futbol oynayan takımlardan birisi Aytemiz Alanyaspor. Zaten hep söylüyoruz. Diğeri de Atakaş Hatayspor. Ve tabii Beşiktaş'ın da onun hakkını yememek gerekiyor. Ama gerçekten bunlara büyük takımların dışında gerçekten iyi futbol oynayan takımlardan birisi ki şunu da söylemeden edemeyeceğiz. Geçen sene burayı Erol Bulut çalıştırıyordu. Çok da başarılıydı. Şimdi Çağdaş Atan çalışıyor. Gene başarılı. Demek ki kurulu bir sistem var. Takır takır futbol oynanıyor. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani tebrik etmek gerekiyor. Ama futbolu iyi oynamak yetmiyor. Her zaman dediğimiz gibi gol atmadığınız sürece maçı kazanamazsınız. Bunu Galatasaray Avrupa Kupalarında zaten yaşadığı için Fatih'in tecrübesi buna dayanıyor her şeyden önce. Mesela şimdi sürekli aynı hocayla çalışmanın da bir avantajı olduğunu burada görebiliyoruz. Galatasaray'ın en büyük avantajı sürekli aynı mesela şöyle diyeyim, takımı bozmuyor. Mesela kurulu bir sistem vardı. Artı değerler katarak devam ettiği için şimdi birbiriyle iyi anlaşan, kimin ne yaptığını bilen bir şey var. Mesela Emre Kılıç burada golü attı ama Emre Kılıç mesela daha önce de pozisyona girmiyor mu? Giriyordu ama atamıyordu. Bu maçta attı. Tebrik etmek gerekiyor. Kazanan her zaman haklıdır. Kaybeden de haksızdır. İstediği kadar iyi futbol oynasın. Böyle görünüyor. Çünkü Türkiye'de futbola bakış açısı bu. Acı gerçekte bu. O zaman şöyle diyeyim, lider kim diyorlar? Galatasaray. Olay kapanmıştır. Adam öyle bakıyor olaya. O zaman zaten ilerleme şansımız var mı? Yok. Zaten şimdi küçük takımlar hiç şampiyonla oynamaya niyetli değiller. Büyük takımlar da şampiyonluğu bırakmaya niyetli değil. Ama futbolda bir milim bile ilerleme yok. Çünkü alttakiler bastırmazsa üsttekilerin başarı seviyesi yükselmez ki. Bunu bir türlü idrak edemiyorlar. Türkiye'de futbol hani nedir? Fenerbahçe'yi yenmek ya da ne bileyim Galatasaray'ı yendiğin zaman işte en başarılı takım olmuş oluyorsun. Aslında bunu aşıp da şampiyonluğa giden takımlar oluşsa aslında daha da güzel şeyler olacak. O zaman bu 4-3 büyükler veya 4 büyüklerin veya 5-6 büyükler edilmez takımların da kendilerine daha çok çeki düzen vermesini sağlar bence. Evet, Büyükşehir Belediye Erzurumspor kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Ligin en iyi futbol oynayan takımlardan yine birisi. Atakaş Hatayspor, Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekten iyi futbol oynuyor ve deplasman kendi sahası fark etmiyor. Zaten Mukbenza'yı durdurmak mümkün değil. Nasıl olursa olsun bir şekilde golünü atmayı başarıyor. Gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, mesela her takımda golcü var mı? Ama var ama Türkiye Ligi'nde şu anda Mukbenza
rüzgarı esiyor. Bunu da idrak etmek gerekiyor. Erzurumspor'da Mesut Bakkal yönetiminde maç kaybetmiyordu. Bu maçı kaybetti. Bakalım gelecek hafta da Galatasaray'la oynayacak ki şansı çok zor. Ama Erzurumspor düşme hattının hemen bir üstünde yer alıyor. Bakalım tabii 15 hafta var. Şimdi kimseye hemen düşeceğin falan diye bir şey söylenmez. 15 haftada 45 puan var yani. Çok önemli bir şey. Herkesin yani şimdi şöyle hemen bir maç kaybetmeyle ne şampiyon olabilirsin ne de kazanabilirsin. Bir maç kazanmayla da şampiyon olmuyorsun. Ligin sonunda ha şöyle söyleyeyim son 7 haftaya çok dikkat etmek gerekiyor. Şampiyonluğa gidecek olsun, düşecek takımlar olsun. Şimdi 15 maçın 8'i daha oynandıktan sonra her şey gün yüzüne çıkacak. Kiminleri ha o kalan 7 maçta da başarıyı yakalayamazsan, kazanamazsan gene kaybedersin yani. Çünkü 3 puanlık sistemde gene 21 puan var ki 21 puanla adam ligde kalmayı bırak. Belki de 4. sıraya kadar bile yükselebilir yani. Bu şimdi ikinci devrede oynanacak maçların zor olduğunu zaten söylemiştik. Herkes de buna göre tedbir alması gerektiğini zamanla söyledik ama ikinci devrenin son çeyreğine girdiğimiz zaman daha da zor maçlar olacak ve göreceğiz hep birlikte. Ha, şöyle söyleyeyim. Şimdi şu anda kaybedilmiş bir şey yok. Herkes yoluna devam ediyor. Ha, avantaj Galatasaray'da şu anda liderlik için. Ha, düşme hattında Başakşehir, Denizlispor, Ankaragücü Gençlerbirliği görünüyor. Ama ilerleyen haftalarda 10 maç üstte kazansa ya da 5 maç kazansa her şey değişir. Her takım için mi bu böyle yani? Kaybettiğiniz zaman da öyle yani. Şimdi biz zaten biri kazanırken bir yeri kaybedecek yani. Bir kez bunu ya da berabere bitebilir. Daha başka sonuç yok ki futbolda. Yani spor müsabakalarının geneli öyle. Yani berabere bitmeyen tek şey basketbol. Diğerlerinde şöyle söyleyeyim. Hani ne ya kazanacaksın ya kaybedeceksin ya da berabere kalacaksın. Futbolda öyle. Üç tane sonuç olduğu için. Evet Atakaş Hatayspor gerçekten Ömer Erdoğan'la başarılı. Tebrik etmek gerekiyor. Zaten ligin zirvesine de doğru hani onlar da yol alıyorlar. Ha şampiyon olur mu? Olmaz mı? Onları bilemeyiz. Ama geçen sene Başakşehir olduğuna göre bunlar da olabilir. Eğer doğru düzgün oynarlarsa şampiyonluğa da gidebilirler. Niye Leeds United ikinci ligden çıkıp da İngiltere'de şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde finale gelmedi mi? Geldi. Demek ki Türkiye'de olabilir. Ama yeter ki hani şöyle söyleyeyim. Hatıra binaen başka şekilde maçları vermezse niye başarı gelmesin? Mutlaka gelir. Onun için de mücadele etmek gerekiyor. Evet, Demir Grup Sivasspor kendine geldi nihayet. Kendi sahasında HES Kablo Kayserispor'u ağırladı. HES Kablo Kayserispor aslında atakları iyiydi ama Sivasspor'un yani gerek yani her halükarda onlara gol yollarına izin vermedi. Sivasspor zaten Gradel diye bir futbolcusu var gerçekten. Hem gol yaptırıyor hem gol pası atıyor. Ha tabii şöyle böyle dememem lazım. Özür diliyorum öncelikle. Futbol 11 kişiyle oynar. 11 kişinin iyi olması maçı kazandırır. Bir kişinin iyi veya kötü olması maçı kazandırmaz. Zaten bizim hatamız, Türkiye'nin genelinde hata budur. Futbol takımı 11 kişiden oluyor. Yani 11 kişi de değil aslında 18 kişi, teknik direktör, taraftar hepsi bir bütündür. Böyle bakarsak başarı gelir. Ama biz buna böyle bakmıyoruz. İşte golü kim attı? Kahraman o. Öbürleri ne yaptı? Öbürleri engel olmasa nasıl olacak bu işe? Yani biraz akıllı davranmamız gerekiyor yani. Ben de hata yapıyorum o konuda. Futbol takım oyunudur. Bunu unutmadan devam etmemiz gerekiyor. Başarıya gitmek istiyoruz. Kişileri değil takımı eleştirmek gerekiyor. Ha tabii bunu böyle düşünmek yararlı. Mesela şimdi Sivasspor iyiyken, kötüyken Rıza Hoca. Ya tamam da şöyle söyleyeyim. Takım oynamazsa hoca ne yapacak? Rıza Hoca kötü hoca mı? Yok. Şimdi Kayserispor hocası da kötü hoca değil ama takım oynamazsa, gol atamazsa, işte gol yerse ne olacak? Teknik direktör ne yapabilir? Çıkıp da oynayacak hali yok ki. Taktiklerini verir. Yapacağı bir şey yok. Ondan sonra uygulamadır bu. Başka bir şey değildir yani. Bu da takım oyunu da zaten bu değil mi? Evet Gaziantep Futbol Kulübü Sapinto yönetiminde ne yazık ki o da iki maç bir maç kazandı. Onun dışında da maç kazanamadı. Şumdika gitti Gaziantep de düşmeye başladı. Zaten 7. sıraya kadar geriledi. İlk zamanlar en az mağlup olan takımdı. Şu anda onun da mağlubiyet sayısı 6'ya çıktı. Ve basamakları da teker teker inmeye başladı. Aynı zamanda karşısındaki rakip de Antalyaspor, Fraport Tav Antalyaspor, Ersun Yanal'la gerçekten geçen sene Ersun Yanal Fenerbahçe'de beğenilmiyordu. Şimdi Ersun Yanal göklere çıkartılıyor. Zaten Türkiye'de anlamak mümkün değil yani. Tabii şöyle söyleyeyim. Burada baskı yok. Büyük takımlarda baskı çok olduğu için onun da avantajı ve dezavantajı var. Bunu da unutmamak gerekiyor. Aslında maçta
Her iki takım da gol atabilirdi. Ama ne yazık ki kaleciler gole izin vermedi. Forvetlerin de beceriksizliği yüzünden maç 0-0 berabere sonuçlandı. Evet, Fenerbahçe Göztepe maç. Tek atak, tek gol ve Fenerbahçe mağlup. İşte isyan edene edene, sevinen sevinene böyle bir gündem oluştu. Şimdi şöyle söyleyeyim, bir atak kaçırdığınız zaman zaten şöyle söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'ye şimdi şöyle söyleyeyim. Şöyle düşünelim. 3 yıl geriye ya da 5 yıl geriye gidelim. Dakika 1, gol 1, Fenerbahçe mağlup. Doğru mu? Doğru. Ya, yaklaşık olarak yıllardan beri izliyoruz yani. Şimdi suç kimin? Defans yapmadan ofans yapamazsınız. Defansınız sağlam tutmanız gerekiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Komple defansı boşalttığınız zaman. Şimdi şöyle söyleyeyim. Serbest vuruşlar veya korner atışlarında defans oyuncuların çok dikkatli olması lazım. Hızlı hücum forvetlerine göz açtırmaması gerekiyor. Ama ne yazık ki bunu da genelde kaybediyor. Yani Türkiye'de işte futbol anlayışımızın zayıf olduğunu da buradan görebiliyor. Defansını iyi tutacaksın. Defansını iyi tutarsan, gol yemezsen, golü bir şekilde atarsan ki onu da bırakın. Berabere kalsa ne oluyor? Toplam 6 puan. İşte ne yapıyor? O zaman şampiyonlukta lider oluyorsunuz. Göztepe'yi tebrik etmek gerekiyor. Adam nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Tabii zaten Göztepe ile Kasımpaşa söylüyorum. Ne yaptığı belli olmayan bir takımlar. Her an her şeyi yapabilir. Zaten ligin açılış maçını düşünürseniz 5 tane atarak başlamıştı. Göztepe tehlikeli bir takım. Zaten şöyle İzmir takımlarını şöyle düşünmek lazım. Aslında şu anda az Altay falan da öyleydi. Şöyle düşündüğünüz zaman Göztepe gibi ya da ne bileyim Kasımpaşa'da söylüyorum hep. Bu takımların ne yapacağı belli olmaz. Bu hafta kazanır, öbür hafta kaybeder ama her an herkesin canını yakabilir. Çünkü mesela şimdi şöyle, Fenerbahçe'nin de burada suçu ne? Mesela topu yerden oynasa belki gol atabilecek. Havadan oynuyor. Atınç hayatının futbolunu oynadı. Bir türlü. Şimdi zaten uzun boylu olduğu için. Şimdi sen buradan geçemezsin yani. Şimdi Caner ortam yapmıyor. Yapıyor ama havadan ya yerden yapsana. Şimdi araya top atmazsan, bilmem ne yapmazsan, bunu dışarı gol de atamıyorsun. Tamam, hakem penaltıyı vermedi, şunu vermedi. Onları zaten biliyoruz. Bunlar geçmek zorundayız. Siz golünüzü atacaksınız. Hatta gol atsa da belki de golü de vermeyeceklerdi. O da ayrı bir konu. Onu da düşünmek gerekiyor. Ama şöyle söyleyeyim. Mesela Göztepe'nin pozisyonunda offside mi değil mi? Onu zaten kimse göremedi. Çünkü çok uzak olduğu için ne hakem ne de kamera açısı onu görebiliyor. O da ayrı bir konu. Ona da zaten bakalım. Zaten diyelim ki öyle. Verdiler golü, bitti. Fenerbahçe'nin olsaydı öyle bir golü. Ne olurdu? Kesinlikle verilmezdi. 6 dakika belirlenirdi. Ondan sonra gol iptal olurdu. Hatta maç başlar. 6 dakika geçer sonra Fenerbahçe'nin gol iptal edildi. Edilmedi mi? Edildi. Kaç kez yapıldı? 3-4 kez oldu mu? Oldu. Şimdi bu hafta şuna dikkat ettiniz mi? Mesela ele çarpan her top penaltıydı. Ne oldu? Hiç kimseye vermediler. Bir de ceza sahasında boş yere yatan herkese sarı kart verilmesi lazım. Gerçekten çok önemli bir konu. Hakemlerden hani madem hakemler bu kadar kurallara uyuyorsa bu kuralı da uygulasınlar lütfen. Bir de bu pasif offside olayı kaldırıldı. Mesela şöyle söyleyeyim, kalecilerin dikkati dağılıyor. Hiç onu mesela ne bileyim, UEFA nasıl bir karar aldı onu da düşünmek lazım. Yani çok saçma sapan şeyler var bence. Yani tabii benim düşüncem bu da yani sonuçta bu karar alınmış, uygulanıyor. Adam şimdi şöyle offside sonradan kaldırıyor. Şimdi orada bir sakatlanma olsa bilmem ne olsa ne olacak? Ya da golü atarsa golü veriyorlar offside'ken. Nasıl oluyor bunu da anlamak. Tabii bu Fenerbahçe maçı için konuşmuyoruz. Diğer maçlarda da aynı sorun yaşanıyor. Yani bir de mesele şöyle söyleyeyim. Basmalar hep sarı kart gerektiriyorsa veya onları niye uygulamıyorlar? O da ayrı bir konu. Yani bunlar önemli konular ama ne yazık ki dikkat edilmiyor. Yapacak da bir şey var. Bugün Fener'in canı yanıyor. Yarın Göztepe'ninki yanacak. Daha sonraki haftalar başkalarının canı yanacak. İşte böyle devam ediyor. Keşke adil bir düzen olsa, ne yazık ki hep isteriz. Yıllardan beri futbolla veya diğer maçlara bakıyorsunuz. Hep hakem hatalarından, mesela biz Avrupa'da mücadele ederken nasıl canımızı yakıyorlarsa biz de Türkiye'de birbirimizi öyle yiyoruz işte. Böyle yemeye de devam edeceğiz. Durum onu gösteriyor. Evet, sonuçta bir şey kaybedilmedi bence. Herkes yoluna devam etti. Göztepe'de ne oldu? Biraz rahatladı. 10. sıraya kadar yükseldi. Ama şöyle söyleyeyim, yine de söylüyorum. Göztepe veya Kasımpaşa, orta sıradaki takımlar ne yapacağı belli olmaz. Çünkü adamların kaybetse ne olacak? Bir şey kaybetmiyor. Ama kazandığın zaman mesela 21 yıl sonra Fenerbahçe'ye yenmiş oluyorsun. Bu da onun için çok büyük başarı. Şimdi transfer piyasasına futbolcu sokmuş oluyorsun. Bunlar da avantaj haline dönüşüyor. Keşke Göztepe şampiyonluğa oynasa. Ben isterim şahsen. Keşke olsa yani. O zaman zaten şöyle söyleyeyim. Eğer bak şöyle söyleyeyim, Türkiye Ligi'ndeki 21 takımın bir hedefi olsa
İnan şampiyon çok zor çıkar. Bu Fenerbahçe için de geçerli, Galatasaray için de, Beşiktaş için de, Trabzonspor için de geçerli. Keşke oynasalar. Keşke, hani nerede? Yok ki. Türk futbolu kalkınır mı? Kalkınmaz ya. Biz mesela Nisan'ı Mayıs'ı niye göremiyoruz Avrupa'ya gittiğimiz zaman? İşte geçen sene en iyi oynayan Medipol Başakşehir değil miydi ya? Ya orada Edin Visha gitti, Başakşehir bitti. Doğru mu? Bir de bu sakatlıklar nasıl bir şeyse bilmiyorum. Ya Fenerbahçe'ye gelen her futbolcu sakatlanmış oluyor. Ya da diğer takımlara da bakıyoruz. Yani nasıl bir sakatlık ya? Nasıl bir şey anlamıyorum yani. Bu hani pandemide, yani şöyle söyleyeyim, Covid-19'dan mı olur? Ama onlar olduğunu sanmıyorum. Daha önceki yıllarda da öyle. Adam geliyor 4 yıl yatıyor sakatım ayağına, para alıp gidiyor. Böyle bir dünya var mı ya? Evet, gene başkent ekiplerden Ankara Gücü ve Çaykur Rizespor karşılaştım. Hikmet Karaman'la Şimdi Kan'ın karşılaşması gibi düşünelim. Evet, Hikmet Karaman Ankara Gücü'ne birazcık bir şeyler katmış gibi görünüyor. Geçen sene hafta 10 kişiyken beraberlik, bu haftada mağlupken beraberliği sağladı ama galibiyet yüzünü bir türlü göremedi. Çaykur Rizespor da aynı şekilde. İkinci devre başladığından beri galibiyet yüzü göremiyor. Çaykur Rizespor ilk devrede mesela çok muhteşem çıkışları vardı. Ama ne yazık ki onu değerlendiremedi. Yani Şumdika geldi. Aslında çok daha iyi futbol oynatacak diye beklerken, tabii burada da onlar da Lemi diye bir futbolcusu, Yörük Lemi mi? O mesela yok, sakat mı, kaçtı mı, gitti mi, ne olduğu bellisiz. Ya nasıl bir sistem var? Bunları da çözmek mümkün değil yani. Hiçbir düzen yok bakalım. Ne olacak halimiz, onu da bilemiyoruz ama mesela Ankara Gücü düşme hattında hala. Çaykur Rizespor olsun biraz rahat ama ilerleyen haftalarda ne olur bilemeyiz. Bu o da 15. sırada. O da düşme hattına yakın. Galibiyetler veya puanlar almadıkları sürece bu iş böyle gidecek. Evet, şimdilik avantaj Galatasaray'da. Haftaya Beşiktaş da oynayacak. Bakalım ne olacak. Haftaya oynanacak maçlarla ligin çeyreği değişir mi? Değişmez. Beşiktaş kazansa bile averajı çok iyi olduğu için Galatasaray'ın, kaybetse bile Beşiktaş sadece puan puana gelir. Başka bir şey olmaz yani. Onun için çok önemli bir şey olacağını sanmıyorum. Zaten Fenerbahçe Trabzon'la karşılaşacak. Onun işi de zaten zor. Trabzonspor için mesela şöyle dedim, maç kaybetmiyor. Bakalım ne olacak. Sadece Galatasaray maçını kaybetmişti. Bak, ilerleyen haftalarda göreceğiz. Şimdi 15 tane daha maç oynayacak takımlar. 15 maç sonunda zirvede yer alan şampiyon olacak. Zaten bir tane takım şampiyon olacağı için ona göre de herkes tedbirini alacak. Bu iş böyle devam edecek. Bu sadece bugünkü bir mesele değil. Sürekli her sezon tabii herhangi bir aksilik olmazsa, yani hastalık, sakatlık, yani ne bileyim olağanüstü durumlar olmazsa devam edecek bir sistem. Birileri kazanacak, birileri kaybedecek. Çok fazla üzülmeye gerek yok. Çok fazla sevinmeye de gerek yok. Hani yağlı güreşte söylenir. Üste çıktım diye sevinme, alta düştüm diye yerinme. Ne olacağı belli olmaz. Bir saniye sonra her şeyin değişeceği bir dünyada yaşıyoruz. Onun için çok fazla ne sevinmeye gerek var, çok fazla üzülmeye gerek yok. Geçen sene mesela bütün takımlar durdu. Başakşehir şampiyon oldu. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok. Ama şöyle söyleyeyim. Bir şey mi kaybedildi? Yok. Şimdi birileri de kazansın. Tabii ki daha diğer takımlar da çıksın. Mesela 5-10 tane takım şampiyonluğa oynasa daha güzel olmaz mı? O zaman futbolun kalitesi de artacak diye düşünüyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıklı günler diliyorum.